Bir saniye lütfen. Arkadaşlar bizim eğitimde eğitimimizin bel kemiğini oluşturan bir durum var. Onun adı da kanallık. Kanallık demek kuantum bilgisayarı kullanmak demek. İşte lütfen adınızı bir daha söyleyin. Tülay. Tülay Hanım bizi merak etti, geldi. Ve kanallığı merak ediyorum. Kanallık nedir dedi. Doğru mu? Böyle mi dediniz? Evet. Biraz bir daha söyleyin. Hani kanallıkla ilgili bana ne demiştiniz? Kanallık nedir? Nasıl olur? Onu merak ettiğimi söylemiştim. Ben de nasıl yapılır diye merak etmiştim ve kendimde yaşadığım şeyleri söylemiştim. Ve ben de hemen şimdi sizin kanal olup olamayacağınızı bir dakikada test ettim. Arkadaşlar sizler de kendinizin kanal olup olamayacağını bir dakikada test edebilirsiniz. Gözünüzü kapatıp bir bisiklet düşünün, bir otomobil düşünün, ağaç düşünün, bardak düşünün, anahtarlık, ne isterseniz herhangi bir nesneyi gözünüzde televizyonda görünür şekilde net görüyorsanız siz kanalsınız. Ama gözünüzü kapattığında karanlık bir ekran geliyorsa kanal değilsiniz. İşte siz bize lütfen anlatın, gözünüzü kapattınız, gördüğünüz bisiklet nasıldı? Net bir bisikletti. Arkasında güvenlik tekerleri vardı, küçük güvenlik tekerleri vardı. Ön çamurlu, ön tekerin üzerindeki çamurlu kırmızıydı. Ve önünde bir tane sepeti var, küçük eşyaları koyabileceğim bir sepeti vardı. Ve şu şeyleri, şu kalacak olan yerleri biraz daha kalındı. Tamam. Toprak bir yolda. Yeterli. Siz bu kadar yeterli aslında. Siz iyi bir kanalsanız. Ve bakalım insanlar neler yapabilir kanallıkla. Arkadaşlar ben sizlerin kanallığınızın artması için hiçbir şey yapmıyorum. Yani kanallık şöyle olur. 40 fırın ekmek yedikten sonra kanal olabilirsin gibi bir şey hiç demedim gibi. Kanalsanız zaten kanalsınız, değilseniz değilsiniz. Mesela ben kanallıyım, hayır. Ben gözümü kapattığımda kapkara bir ekran görüyorum, hiçbir şey görmüyorum. Ve aslında güzel olan tarafı da bu. Hiçbir şey görmediğiniz halde kanalların ne gördüğünü öğreniyorsunuz. Ve kanalların gördüğü her şeyin ne manaya geldiğini bilirsiniz. Ve bu sistemi kurup dünyaya yayıyorsunuz. Biz zor olanı başarmışız. Olsun. En güzeli zaten zor olanı başarmak. Şimdi bir kanalın neler yapabileceğini göreceğiz. Ve hatta şimdi kanalımız bile kendine inanamayacaktır. Garson baksana bir dakika. Bana bir kalem versene. Kalem. Ben de bir bardak alabilir miyim? İçebilir miyim? Tabii bardaklar kullanılmadı. Ben bir olay daha yaşadım. Yıllar öncesinde çok şok edici bir olaydı. Bir saniye. Lütfen gözünü kapat. Gözünüzü hiç açmayın. Lütfen şunu tutsana. Ama şunu da tut. Onun yüzü de görüyorsun. Aynen. Böyle. Ha, benim ne yazdığım ve onun gözü görünsün. Hatta biraz daha. Teşekkür ederim. Lütfen gözünüzü açın. Tülay Hanım değil mi? Tülay Hanım, sizin gözünüz kapalıyken ben buraya bir isim yazdım. Bakın yani bunun altında bir isim yazıyor. Tamam mı? Siz şimdi o ismi bulacaksınız. Peki bakın nasıl bulacağınızı söyleyeyim. Bu bizim bardağımız, tamam mı? Siz harfler alacaksınız. Mesela herhangi bir harf. Bizim 29 tane harfimiz var ya. Bir tane harf tutun bakın. Ve o harfi şu bardağa atın. Atın. Ha, bardağa girerse demek ki o harf burada var. Ama bakın şunu attınız, bardağa girmedi. O zaman demek ki orada yok. Bir de ikinci bir şey daha var. Buraya girdikten sonra belki buraya girebilir. Ama 10 saniye sayacağım. 10 saniye sayıncaya kadar düşerse kabul değil. Demek ki burada yok.
Ama 10 saniyeden fazla burada durursa demek ki var. Buraya atacağız ve 10 saniye bekleyeceğiz. Orada duruyor mu, durmuyor mu? Şimdi duruyor mu? Heh. Çünkü belki çıkıyor olabilir, düşüyor olabilir. 10 saniye orada kalıyorsa o bizim gerekli olan kelimemiz. Haydi. Şimdi harfler burada ve gözünüzü kapatın. Bir sesli sesli harf, o aldığınız, tuttuğunuz bir sesli harf olsun. Atmayın. Hangi sesli harf olsun? E. E. Bakalım. Ha, tabii onu ille atmanıza gerek yok, tamam mı? Yani öyle düşün, bardak var. Ben şimdi bu bardağı zaten buradan kaldırdım, yani orada durmuyor, tamam mı? E harfini attınız. Bardağa girdi mi, girmedi mi? Girdi. 10 saniyeye kadar siz sayın. Bakalım düşecek mi, düşmeyecek mi? Başlayın sesle duyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçinde. Çıktı mı, çıkmadı mı? Hareketlendi gibi. Şöyle hareketlendi gibi. Sonra? Sonra şöyle oldu. Orada kalıyor mu, çıkıyor mu? Ona de ki, sen eğer bu isimde varsan orada dur. Eğer o isimde yoksan lütfen oradan çık. Yani Refik Hoca'nın yazdığı bu, yazdığı bir isim var. Oradaysan, elinde tuttuğu isimdeysen orada dur. Değilsen çık lütfen de. Çıktın mı, orada mı? Şöyle duruyor. Tamam. O başka bir şey diyor. Açmayın lütfen gözünüzü. Tutsana lütfen. Aslında neden öyle biliyor musun? Ceyda niye benim gelip duruyor bilmiyorum. Olsun, dur. Bekle. Acele etme. Neden kenarda durduğunu söyleyeyim. Çünkü okumayalım. Çünkü aslında... Peki. Teşekkür ederim. Bir de şöyle olsun. İkinci bir harf alın. E harfi kenarda durdu. İkinci bir sesli harf alın. Hangi sesli harfi alacaksınız? İyi geldi. İyi. Peki iyi sepete attığınızı hayal edin. Bardağa attığınızı hayal edin. İçine giriyor mu, girmiyor mu? Zıplıyor. Anlamadım. Zıplıyor. Tamam, bakalım çıkacak mı, duracak mı? Tamam. Başka bir sesli harf satın alın. Herhangi bir tanesini alın. Ö. Atın bakalım içine giriyor mu? Çıktı, hemen çıktı. Ö yok. Tamam. Başka bir sesli harf alın. A. A. Atın bakalım A var mı, yok mu? Hı? A, içeride. İçeride. Zıplıyor mu yoksa normal mi durdu? Yok. Direkt durdu. Tamam. Ve bak bakalım kaç tane A var? Bir büyük A var sanki. Duymadım. Bir büyük A var sanki. Hı. Bir büyük A var. Başka? Bir tane de küçük var sanki. Geldi mi? Evet. Tamam, görüyorsanız sanki demeyin.
Evet. İki tane A var, biri büyük, biri küçük. Evet. Büyük olunca... Hı? Üçüncü de mi var? Peki o orada duruyor mu yoksa kenara mı çekildi? Kenarda. Tamam. En sonda. En sonda kenarda duruyor. Peki bakalım. De ki Refik Hoca, ya açma gözünü, ikinci aleme de ki Refik Hoca evet bir insanın adını yazdı fakat elinde tuttuğu, elinde şu anda kamerada gösterdiği ismi arıyoruz de. Tamam, ilk harfi büyüktü A. Sonra bir küçük A geldi. Yine benim elimde tuttuğum ismi bulmak için bir sesler daha al. Hangi sesler kaldı başka? Mesela Ü harfini al. Ü'yü at bakalım. Ü çıkıyor. İçine girmedi mi Ü? Girdi çıktı. Dibine değdi. Geri çıktı. De ki eğer bu isme aitsen, bu isme aitsen orada kal. Değilsen çık. A tuttu onu. Nasıl tuttu onu? Elinle göster. A'nın çengeli var ya şöyle. He. O şeye takıldı. Gitme dedi, burada kal dedi. Evet. Tamam. Bir tane büyük A var, bir tane küçük A var ve Ü var. Başka? Şimdi sessiz harfler satın al. Hangi sessiz harfi satın almak istersin? Söyle. Trabzon'un T'sini alalım mı? Trabzon'un T'si. At bakalım. Giriyor mu, içine girmiyor mu? Cumhur bir içkim var. Ufakta limon gibi. Bir içkim var. T'ye takılıyor. Buraya takılıyor. Duymadım. T buraya takılıyor. Trabzon'un T'si oraya takılıyor. Peki, de ki eğer sen bu isme aitsen içine gir. Değilsen çık. Takılı. Peki kaç tane T var? Bir tane mi? İki tane T var. Hı. Nasıl? O ikisi de mi takılı? Bir tanesi takılı. Diğeri dışarıda da. Dışarıda nasıl yani? O içine girmedi. Burada duruyor. Tamam. Ya at bakalım, içine girecek mi? Girdi. Öbürünü de çekti. Bir daha söyle. Girdi, öbürünü de çekti. Çekti. Şimdi bir tane büyük A var. İki tane T var. Ü harfi var. Bir de küçük A var. Tane, 15, 2. Tamam, küçük A var. İki tane küçük oldu. Evet. Söyle de ki o bunları. Sıralanın de. Daha harfimiz eksik ama. Bunları da ki lütfen sıraya girin de. Sıraya girince ne, hangi harfler nasıl sıralandı? Önce büyük A. A, büyük A. Çünkü özel isim de büyük A önde olur. Hı. Boşluk var, küçük A, sonra iki T, T ve sanki İ. İ'yi denemiştik, İ yoktu. Tamam, haydi şimdi başka bir harf söyleyeceğim. Manisa'nın M'sini at lütfen. M içine giriyor mu, girmiyor mu? Eğer bu isme aitsen kal, değilsen çık. Çıktı bile. Çıktı şuradan. Tamam. Peki... Bulamayacak mıyım yoksa? Efendim? Bulamayacak. Hayır, çok güzel gidiyorsunuz. Var olanlar içinde kalıyor, olmayanlar gidiyor. Peki... Van'ın V'si, Van. V harfi. Van'ın V'si içinde mi?
İçine giriyor mu, girmiyor mu? Tamam, girmedi. Peki Refik'in R'si benim ismimin ilk harfi. R. Bu iki isim mi? Üç tane isim hatta. Yani ha, şu an iki ismin birleşmesi bu, evet. Ha. Tamam. Bu iki tane ismin birleşmesi. İki isim biri yani. Evet. İki tane isim birleş, iki tane isim birleşmiş. Hadi Rize'nin R'si ya da Refik'in R'si, at sepete. Bardağa at, giriyor mu? Yani. Kaldı mı, çıktı mı? Kaldı. Tamam. Ve Karadeniz, kara, karanın K'sı ya da kömür veya korkmaz, Konya, Konya'nın K'sı, Konya'nın K'sı, K harfi var mı? K harfi bardağa girdi mi? Yok, girmedi. Duymuyorum. Girmedi. Dışarıda kaldı da. H harfi oraya doğru hareket ediyor. Yüksek sesli. H harfi, Hatay'ın H'si. Tamam, bakalım Hatay'ın H'si mi bardağa girecek, Konya'nın K'sı mı? Sor, bu isme aitsen burada kal, değilsen çık. Bir ikili daha var. Aitsen burada kal. Bir ikili daha var. Oradayım diyor. K'ya sor, sen oraya ait misin? Sanki oraya aitmiş de sonra çıkmış gibi. Tamam, de ki hanginiz buraya aitsiniz? K mı, H mı? Yani de ki sen, o harfi de ki sen K mısın, H mısın yoksa H mısın? Hani H var, bir de H var. Tamam, o ikinci söylediğiniz. H. Evet. K değil, değil mi? Değil. Ha. O zaman orada çıkan harfleri hatırlıyor musun? Büyük A, A vardı, sonra küçük A vardı. İki tane T vardı, R vardı, R vardı, Ü vardı, bir de K harfi değil de H. Evet, ikisine karışımı gibi bir şey. Biz ona H mı diyelim, K mı diyelim? Ve biz başka bir şeyin de bugüne kadar telaffuzunu tam öğrenmiş oluruz. Bu en sondaki K mı yoksa H? Mavi bir şey geldi. Tamam, ona de ki en sondaki harf. K harfi mi yoksa H harfi mi? Sert çizgiler göster. Yani? K. K. Tamam. Hangi harfler? De ki şimdi harfleri lütfen sıralanın da. A. R. Yani büyük A. R. Sanki boşluk var, küçük A, T, T, Ü de var. Hı. K nerede? En sonda mı, ortada mı, nerede?
Ve bu iki tane ismin birleşmesinden sana söylediğin harfler doğruydu. A, iki tane T, küçük A, Ü harfi. Hı? A 20'ye geç diyorum. Ha. Sona gidiyor. Sona gidiyor, tamam. Bütün harfleri de ki lütfen yerinize geçin de. K harfi sona geçti. Başka A var. A. Sanki hemen sonrasında R mi var yoksa arada bir harf mi var bilemedim ama sanki R de isim başlangıcı gibi. Tam bilmiyorum. A, R, boşluk var. Küçük A var. T, T var. Ü var. K var sanki. Ve bu şu an sen ikinci alemdesin. De ki ikinci alem lütfen bunu düzgünce sıralayın. Çünkü şu an Rafik Korkmaz sistemi test ediliyor. Başarılı olursa dünyada prestijimiz ve eğitimimiz artacak. Eğitimimize katılanlar artacak. Lütfen Rafik Korkmaz'a ve sisteme ve insanlığa yardım edin. Bunun hatta tam dizilişi gelsin ve bu isim orada yazsın. Bakalım kimin ismi? Bütün harfleri bulduk. Şimdi onun dizilmesini bekliyoruz. Ve bir de bu kişinin yüzü gelsin. Bu kişinin yüzü, bedeni görünsün sana. Yeni bir şey geldi. Duymadım. Demir bir şey geldi. Nasıl demir? Demir? Hani metal şeyleri vidası gibi olur ya şu kadar büyüklüğünde. Onun arkası şu büyüklükte. Ne o yani? Şeyi tespit eder ya, iki metal şey birbirine tespit eder. Onun vidası gibi. Tabii biz hiç konuşmayalım, sormayalım. Bir bak, yani bizim kullandığımız bir şey mi? Evet, kullanılan bir şey. Herkeste var mı? Yok. Ha, çantalarda var. Ha, benim çantamda var mesela. Ne o? Açma. Açmadan göstermek istiyorum. Gözünü açma. Yani olsun. Az çok. Tamam. Yani nasıl bir şey bu? Olsun, bu kişinin yüzü sizin gözünüzün önüne gelsin. Hadi olsun, yüzü gelmedi. Harfler... Gül geldi. Anlamadım. Gül. Gül. Evet, böyle açan bir pembe gül. Tamam. Ve de ki lütfen demin bulduğumuz harfleri yerine koyun de. Alaaddin değil, değil mi? Hayır, Alaaddin i harfi var. O değil. Bizim kelimemizde, bizim ismimizde büyük A var, küçük A var, iki tane T var, R harfi var, Ü var, K var. Arada boşluk harfler var. Sanki. Sanki değil mi? Efendim? Sanki'yi hiç kullanma. Evet, bir erkek ismi. İki tane isimden oluşmuş. O iki isim birbirinden ayrılsın. Bakalım birinci isim ne, ikinci isim ne? Geliyor sanki birincisi.
Ama Ahmet sözcükleri yoktu. Ahmet harfleri yoktu. A vardı, iki A vardı, R vardı, D'ler vardı, Ü vardı. Evet, R vardı ve K vardı. Merve, Merve. Dondum. Hiç donmadınız, çok güzel gidiyor valla. Bu kişinin ismi yüzü görünsün size. Sanki burada birisi mi? Söylemiyoruz. Yüzü gelsin. Işık geldi mi? He, nasıl bir ışık? Parlak. Tamam. Nereden geldi o ışık? Aşağıdan geldi. Daha önce böyle bir ışık görmüş müydün? Ben zaman zaman görüyorum. Tamam. De ki, şimdi bu ışık aradığımız ismin sahibine dönüşsün. Bu ışık o kişinin bedenine, yüzüne dönüşsün. Alaaddin değil, değil mi? Hayır, hani yok diyor onlar. L yoktu. Büyük A, bir tane küçük A, iki tane T, başka ne vardı? Ü vardı. Ü, başka? K vardı. Ve bir tane daha harf vardı. R. R vardı. Haydi. A, R, U, T, T, K ve K. O ışığa söyle lütfen, ismini aradığımız kişinin yüzüne dönüş. Yüzü görünsün sana ve şey deme, ya gelmişti de mantıksız olur diye söylemedim deme, ne geliyorsa onu söyle. Şurası geldi. Tamam. Şurası. Oluşsun ışığa de ki lütfen yüzü tamamla. Ben değilim. Kardeşim yoksa? Daha netleşsin yüzü. Sarışın. Anlamadım. Sarışın. Sarışın. Tamam, sonra? Hoş geldiniz. Açma gözünü. Saçları böyle şey. Geriye taranık. Geriye taranmış gibi. Tamam. Kaç yaşlarında? 40. Kaç? 40 küsür. 40'ın başları mı sonları mı? Sanki ortalara yakın 44-45 gibi. Tamam. Biraz daha bak, tanırsın onu. Tanır mıyım? Bir bak bakalım. Öyle bir görüntü genişliği alalım. Geldi mi? Recep Özer değil, değil mi? Değil be yani. Ne bileyim ben? Recep Hoca'ya selam söylüyorum da Recep değil. Bilemiyorum yani, sarışın. Saçlar geriye doğru taranmış. Tamam, yüzünü görmüyor musunuz? yeşil göründü.
Yeşil gözlü. Hı. Tamam, sonra kaşları? Açık renk. Hı. Yüz, ağzı, yanakları. O değil. Ve artık ikinci aileme söyle. Lütfen bu harfleri yerine dizin. En başa büyük A geldi. Sonrasında hangi harf geliyor? Hiç boşluk olmasın. R mi geliyor? Yok, siz ne görüyorsanız odur. Evet. T-T-Ü-K-Tük. Bir daha söyle. Tük. A-R-T-T. Bir daha A. Arak-Tük. Arak-Tük. Dizilmeye başlıyorlar. Tamam. Lütfen ricada bulun. Düz, olması gereken şekli alındı. Atatürk. İnanmıyorum. Atatürk değil ki. Atatürk yazmadın ki oraya. Başka bir şey yazdım. Atatürk olduğunu nereden çıkardın sen? Atatürk'ün saçı, Atatürk'ün yüzü. Ama bu Atatürk değil ki. Atatürk yazmadım ki oraya. Gözünü açmasak. Nasıl geldi? Atatürk mü geldi? Evet, Atatürk geldi. Ama orada Atatürk yazmıyor ki. Emin misin? Evet. Evet. Nasıl geldi? Atatürk'ün yüzüyle beraber çağrıştırdım. Aç yüz, aç gözünü. Al, oku. Şimdi kendinin kim olduğunu anladın mı? Sen öyle sıradan bir insan değilsin. Kanallar ne yaparmış? Bir tek ben var. Sizin komşunuzun oğluna mı benziyor? ona da benziyor, burası falan hep aynı. Ya. Ama pardon. Bak. Mustafa, Kemal, Atatürk. O yüzden E geldi, orada kenarda durdu. Ha. Ve Atatürk zaten en başta gelmişti. Yüzü gelsin dedim, sarışın. Saçları geri doğru. Evet, kaşları açık renkli. Şuan çok büyük. Ya. İnanamıyorum. Atatürk. Gerçekten çok büyük. Bizim eğitime katılmadığı sürece insanlar hayallerinde dahi bizim yaptıklarımızı başaramazlar. Bizim yaptıklarımızı rüyalarında dahi insanlar göremezler. Ay inanamıyorum. Atatürk. Ellerim titriyor şu anda. He, ne zamandan beri Atatürk'ün yüzü geldi? O söylediğin andan mı? Yoksa daha önce geldi de söylemedin mi? Daha önce gelmedi. Söylediğim anda yani flash oldu. Flashing gibi. Hangi anda? Yani. Hani kaşın dedim. O zaman mı yoksa? Hayır, o zaman gelmemişti daha. Ne zaman? Kelimeler yerine dizilirken tük 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 dedikçe geldi Atatürk. Direkt yüzüyle beraber geldi. Ve başka bir şey daha öğrendik.
Türk sözcüğünün telaffuzu Türk değil, Türk. Öyle mi? O yüzden K harfi mi yoksa hırıltılı H harfi mi? K kaldı. K'ye dönüştü. Onun tam telaffuzu da Türk. Ve zaten Orta Asya'yı derseniz Türk. Atatürk. Atatürk. K harfinin hayallenişi öyleydi. Ben şu an şoktayım. Atatürk. İnanamıyorum. Şoktan şimdi Migros'a geçersin artık. Ya. İşte bizim sistemde ne bulunur? Hani polisiye vakalar vardır ya. Falan kişi şu anda hayatta mı değil mi? 20 yıldır kayıp. O kişi nerede? Denildiği zaman da bu şekilde bulunur. Ve bir insanın böbreğinde taş var mı yok mu? Böyle bulunur ve böyle çıkarılır. Ya. Bunu nasıl geliştirebilirim? Benim eğitimime katılmayan hiç kimse geliştiremez. Bu kadar basit. Bunun için neler mümkün? En kısa zamanda eğitimimize katılabilmem tamam. için neler mümkün? Hemen şunu da belirtelim arkadaşlar. Bu doğaldır. Bu bir Allah vergisidir. Bazılarımız bu vergiyi kaybetmişiz, bazılarımız yaşar. Toplumdaki iki kişiden biri bunu kaybetmiş, bir kişi bunu biliyor. Ama tabii bu görenler de nasıl görecek, nasıl bir sistem dahilinde ilerleyecekler, bunu biz öğretiyoruz. Mesela Erdoğan hocamın abisi, Cabbar abi, kendisi Çanakkale'de yaşıyor. Cabbar abi de doğal bir kanal, o da görebiliyor. O da insanların hastalıkları, neresinde, hatta kalbinde stent var mı yok mu, ne zaman ameliyat oldu, bunlar bilinen, görünen şeyler. Bir de bunun sistemini öğrendiğinizde tamamen her şeyin en derinine vakıf oluyorsunuz. Cabbar abinin dizinde sanki bir şey var. Anlamadım. Cabbar abi dediğiniz kişinin sanki dizinde bir şey var. Tamam. Ne olduğunu bilmiyorum, bir an öyle hissediyorum. O işte... O da hissediyor aynısını. Ve bizim işte eğitimlerimize katılanlar neler yapıyorlar? Bu sadece bizim yaptığımız çalışmaların milyonda biri. Yani bunun milyon katını daha yapabiliyorsunuz. İşte neler dediğinizde, yani şu an anlatsam milyon dakika sürer. Ya. Gerçekten bunu ben buldum. Ya. İşte bu. Süper. Bir yemek yer mi? Yiyelim. Yok, hayır, ben sadece sizi almaya geldim. Olsun, bir yemeğimizi ye öyle. Yok, hayır. Yemek yemeyeceğim ama çay içerim. Tamam, bir tatlı da yiyin. Baksana. Şef. Ya sana zahmet, bize bir tatlı getir. Tamam. Bir de çay, bir semaver. Tamam. Biz tatlı yemeyeceğiz, bir tane yeterli. Tamam. Semaver, çay. Biz demin yedik çünkü. İşte böyle. Ne iş yapıyorsunuz? Hemşire. Devam. Tamam, çok iyi. Yayındayız. Bizim eğitimimizi bugüne kadar 180 tıp doktorumuz aldı. Valla 50 taneden fazla hemşire hanım aldı. 90 tane de psikologumuz bu eğitimi aldı. İşte hatta şu, bizim eğitimimizi alan bir fizyoterapist dedi ki ben artık üniversiteden öğrendiğim fizyoterapi bilgilerini kullanmayacağım, sizin eğitiminizi kullanacağım. Çünkü o fizyoterapistin şu C6'sı. %70'i kesilmişti onun. Çünkü oradan hortum sokulup sırt iki küre kemiğin arasına denk gelen omurun içindeki kist alınmıştı. Omur ilikteki kist şuradan girilerek alınmıştı. C6'yı kesmişlerdi %70'ini. Biz kemiği eski haline getirdik. Ve ondan sonra dedi ki ben bundan sonra fizyoterapistlikten, üniversiteden ne öğrendiysem onları bırakıyorum. Bunları uyguluyorum. İşte böyle. Kapatalım. Arkadaşlar. Mucizeler. Kendinizi sınırlamayın. Bu 2090 yılına ait bilgiler ve bugün bu eğitimleri almakla şanslısınız. Belki bazılarınız 2090'ı bekleyecek. Ama bazılarınız kısmeti
peşinde dolaşacak ve eğitimini bugünden alacak. 2090'da değil, 2020'de eğitim alacaklar. Ve ilk eğitimimiz İstanbul'da 4 Ocak ve 5 Ocak 2020. O zaman bir el sallayalım, kapatalım. Hepinize selamlar, saygılar.